Herkese merhabalar, ben Ozan Siyah. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Yine bir video düzenleme programı tanıtacağım sizlere. Bilenler bilir, GOM Player diye bir video oynatıcı program vardı eskiden. Herkesin bilgisayarında olan ve zamanın en iyi video oynatıcılarından bir tanesiydi. Ve GOM Player'ı üreten firma olan GOMLab yıllar içerisinde kendini bayağı bir geliştirmiş ve birçok farklı sektörde de hizmet vermeye başlamış. Ben de bu videoda sizlere GOMLab firmasının çıkarmış olduğu GOM Mix Pro adlı video düzenleyici programı tanıtacağım. GOM Mix Pro hem kolay kullanımı hem de oldukça sade arayüzüyle neredeyse bütün kullanıcılara hitap eden bir program. Yani amatör de olsanız, profesyonel de olsanız birçok işinizi bu programda kolaylıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi ben sizlere önerdiğim programların hepsini birebir kullanıyorum, test ediyorum, deniyorum ve gerçekten memnun kalırsam sizlere öneriyorum ve tanıtıyorum bu programları. GOM Mix Pro da bunlardan bir tanesi. Şimdi öncelikle GOM Mix Pro'nun internet sitesini bir inceleyelim. Nasıl indiriyor programı, neler yapabiliyoruz onlara bakalım. Ben size açıklama kısmında bir link bırakacağım. Ayrıca şu sıralar gerçekten de çok iyi bir indirimde. Birçok programa göre çok daha ucuza ömür boyu lisansa sahip olabiliyorsunuz. Onu da hatırlatayım. Her neyse şimdi ilk olarak sitesini bir inceleyelim bakalım. gomlab.com'a giriyoruz arkadaşlar. Burada firmanın ürettiği bütün programları görebiliyorsunuz. Benim size tanıtacağım yazılım olan kısma şuradan giriyoruz. Yazılıma tıklıyorum. Buradan GOM Mix'e geliyorum ve GOM Mix Pro'ya tıklıyorum. Zaten bunu yapmanıza gerek yok. Aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Fakat diğer programları da bakmak istiyorsanız gomlab.com'dan girebilirsiniz sizler de. Şimdi GOM Mix Pro'ya baktığımızda arkadaşlar başarılı YouTuber oluyor. Özellikle zaten YouTuber odaklı işler için gerçekten de çok pratik ve içerisinde birçok efekti barındıran bir program arkadaşlar. O yüzden YouTube içerikleri üretiyorsanız çok işinize yarayacaktır bu program. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Burada genel bakış, özellikler ve geçmişteki güncellemeleri görebiliyorsunuz. Özelliklerin içerisine girdiğimizde burada hangi bilgisayarların desteklediği, minimum sistem gereksinimleri ve video biçimleri, görüntü biçimleri, ses biçimleri gibi bütün özellikleri burada görebiliyorsunuz. Tekrar genel bakışa geldim. Burada tanıtımıyla alakalı programın belli başlı başlıklar var. Buralara da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra aşağıya doğru iniyoruz ve en aşağı kısımda ücretsiz sürüm, ekstra paket ve tam sürüm gibi seçenekler var. Sizler ücretsiz sürümü indirebilirsiniz. Üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz, denemeler yapabilirsiniz ve hoşunuza giderse programı satın alabilirsiniz. Fakat ücretsiz sürümde bütün programlarda olduğu gibi bazı kısıtlamalar var. Videoyu çıktı aldığınızda üzerine programın isminin yazdığı bir filigran koyar. Onu da baştan söyleyeyim sizlere. Ücretsiz sürümün hemen yanında ekstra paket ve tam sürüm var. Tam sürümü indirdiğinizde zaten direkt satın alıp indiriyorsunuz ve bütün özellikleri kullanmaya başlıyorsunuz. Ayrıca bir de ekstra paketi indirdiğinizde bu da tam sürümün fiyatına dahil arkadaşlar. Birçok farklı animasyon, ses, altyazı, title efektleri programın içerisine yükleniyor. Aşağıya doğru tekrar iniyorum. Ücretsiz sürüm ve tam sürüm arasındaki farkları buradan görebiliyoruz belli başlı başlıklar altında. Ve burada da arkadaşlar minik bir kullanıcı kılavuzu var. Ona da göz atabilirsiniz. Şimdi programımızı açalım bakalım nasıl bir programmış. Evet, GOM Mix Pro'yu açtığımızda karşımıza böyle bir pop-up geliyor. İsterseniz bunu bir daha gösterme diyerek kapatabilirsiniz. Fakat açık bırakmanızı öneririm. Çünkü yeni gelen güncellemeleri, özellikleri buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi programımızın arayüzü gördüğünüz gibi oldukça minimal bir arayüz. Sol tarafta ön izleme ekranı var. Sağ tarafta dosyalarımızı ekleyeceğimiz panel ve aşağıda da timeline'ımız yani zaman çizelgemiz bulunuyor. Hemen sol üstte tercihler kısmı var. Tercihler kısmına girdiğimizde buradan arkadaşlar video kodek ayarlarını ayarlayabiliyoruz. Ses çıkış cihazını ayarlıyoruz. Ve programımızın dilini ayarlıyoruz. Farklı dillerde kullanmak isterseniz de ya da siz yüklediğinizde bir sebepten İngilizce olduysa buradan Türkçe seçeneğini seçebilirsiniz. Daha sonra düzenle ve filtre kısımları var. Buradan siz kendinize göre en uygun ayarları tercihler kısmından düzenleyebilirsiniz. Burada sağ tarafta lisansı kaydet var. Lisansı kaydet dediğimiz kısım bizim programımızı satın aldığımızda bize gelecek lisans numarasını buraya gireceğimiz kısım arkadaşlar. Siz satın aldığınızda burada lisans kaydet deyip programımızı tam sürüme çevirebilirsiniz. Buradaki menülerde de metin, resim yani videolarımızın üzerine yazı ekleyebileceğimiz ya da resim ekleyebileceğimiz kısım. Şablona geldiğimizde burada birçok farklı şablon var ve bunları da belli başlı başlıklar altında zaten klasörlemişler. Onun hemen yanında klibi kaplama seçeneği var. Klibi kaplama seçeneğinde de videolarımıza farklı efektler, farklı animasyonlar verebiliyoruz. Zaten burada mouse'umuzla üzerinde durduğumuzda ön izleme modunda bu efektleri görebiliyoruz. Filtre kısmında arkadaşlar detaylı renk ayarlarını yapabileceğimiz bir
kısım bizi bekliyor. Onun hemen altında da renk filtresi var. Burada da hazır renk filtreleri var. Videolarımızın üzerine bu renk filtrelerini direkt uygulayabiliyoruz. Geçiş kısmında da birçok farklı geçiş efekti var. Videoların arasına kolaylıkla geçiş efektlerini ekleyebiliyoruz. Yine mouse'umuzla bu geçişlerin üzerine geldiğimizde ön izleme modunda o geçişin nasıl bir efekt olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. Şimdi ben buraya kendi videolarımdan atacağım ve videoların üzerinde bu efektleri uygulayacağız. Videoları aktarabilmemiz için iki farklı seçeneğimiz var. Bütün programlarda olduğu gibi. Burada medya kaynağının içerisindeki dosya ekleye tıkladığımızda isterseniz bilgisayarınızdan bir klasörü seçip oradaki dosyaları aktarabilirsiniz veya ayrı bir pencerede bilgisayarınız içerisinden klasörü açıp dosyaları sürükleyip bırakma yöntemiyle de medya kaynağını ekleyebilirsiniz. Mesela ben buradan şimdi iki tane şöyle videomu seçeyim ve bunları sürükleyip bu kısmı aktarıyorum arkadaşlar. Buraya aktardığımda videolarımın boyutunu ve süresini görebiliyorum gördüğünüz gibi. Bu dosyalarımız mevcut proje içerisinde görünüyor. Burada da son kullanılanlar, kodlanmış videolar yani renderlanmış videolar, proje örnekleri, medya örnekleri ve ses örnekleri gibi bazı başlıklar var. Şimdi mevcut projeye geliyorum ve bunları zaman çizelgeme sürüklüyorum. İlk olarak mesela şu videomu almak istiyorum. Bu videonun hangi video olduğunu görmek istiyorsam da mouse'unuzla üzerinde durduğunuzda videoyu küçük bir kare halinde görüyorsunuz. Şimdi ilk olarak bu videomu aldım, sürükledim ve buradaki arkadaşlar bakın medya kaynağı yazıyor. Medya kaynağı kısmına bıraktım. Şöyle play'e basarak ön izleme modunda bir izleyelim. Bunun hemen arkasına da diğer videomu eklemek istiyorum. Bunu da alıyorum, tekrar medya kaynağı ekle kısmına geliyorum ve burayı sürükleyip bırakıyorum. Şimdi burada ilk olarak kesme işlemini nasıl yapıyoruz ondan bahsedeceğim. Şimdi mesela videonun başında benim istemediğim bir kısım var diyelim. Bunun için videoyu şuradaki kırmızı çubuktan arkadaşlar ilerletiyorum veya istediğim yere şuradaki zaman çizelgesinde şöyle tıklayarak kolaylıkla gelebilirim. Şimdi mesela şuradan başlasın istiyorum bu video. Bunun için geldim ve buradaki kırp seçeneği var. Makas sembolünü görüyorsunuz. Buna basabilirsiniz veya kısa yol olan Ctrl X'e basabilirsiniz. Mesela Ctrl X'e bas. Ben. Ctrl X'e bastığımda gördüğünüz gibi bu kısmı böldük. Bunu silmek istersem sağ tıklıyorum ve medya kaynağı sil diyorum veya üzerine tıklayarak yukarıdaki sil seçeneğine tıklıyorum ve o kısmı silmiş oluyoruz. Peki videoyu silmeden nasıl kısaltabiliriz başını ve sonunu? Bu videomu yine seçtim arkadaşlar ve şuraya geldiğimde bakın videonun bitme noktasına geliyorum. Mouse ikonum iki yana ok şeklinde bir sembole dönüşüyor. Buna basıl tutuyorum ve şöyle sürüklüyorum. Bu şekilde de videolarımızı istediğimiz gibi baştan ve sondan kısaltabiliriz veya uzatabiliriz. Hatta ben bunu iyice bir kısaltayım isterseniz. Şöyle 10 saniyeye düşürelim bunu. Aynı şekilde ikinci videoyu da başını kısalttım ve sonunu da kısalttım. Şimdi toplamda 20 saniyelik bir videomuz var gördüğünüz gibi. Buradaki zaman çizelgemize yaklaşmak gerekiyor daha rahat görebilmek için. Bunun için buradaki yakınlaştır seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde zaman çizelgemize istediğimiz gibi yaklaşıyoruz. Böylece daha rahat bir çalışma alanı sağlıyoruz kendimize. Hemen yukarıdaki menüye bir göz atarsak burada video ayarı seçeneği var. Video ayarında isterseniz videolarınızı ters çevirebilirsiniz ya da sağdan sola ters çevirebilirsiniz. Yani ayna görüntüsü sağlayabilirsiniz. İsterseniz döndürebilirsiniz videolarınızı ya da isterseniz hızını arttırabilirsiniz arkadaşlar veya yavaşlatabilirsiniz. Tabii ki yüksek frame oranında çektiyseniz. Mesela bunu 1.5 diyeyim ve 1.5 kat hızlandıralım. Uygula diyorum ve ilk videom 1.5 kat hızlanmış oldu. Şurada da zaten görüyorsunuz. Burada ne kadar hızlandırdıysak orada gösteriyor bize arkadaşlar. Onun hemen yanında da kırp modu var. Kırp modunda da mesela videolarımızın sağında, solunda, üstünde, altında görünmesini istemediğimiz şeyler olabilir. O yüzden kırp moduna geldikten sonra buradan videolarımızı şöyle kırpabiliriz. İstediğimiz bir oranda ve daha sonra uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi videomuz kırpıldı. Tabii ki çözünürlüğü düşecektir. Onu da belirteyim. Ctrl Z bastım ve geri aldım. Onun hemen yanında arkadaşlar video geçişi ve video kaybolması var. Bunlar da videoların siyah bir ekranda başlaması ve kararak bitmesini sağlıyor. Mesela yine ilk videomda video geçişine tıkladım ve video kaybolmasını da tıkladım. Şöyle bir başa alalım ve play diyelim. Gördüğünüz gibi siyah ekrandan aydınlandı ve bu videonun sonunda kararak bitti ve diğer videoya geçti. Bunu da kolaylıkla buradaki tuşlarla halledebiliyoruz. Şuraya geldiğimizde geçiş butonunu görüyorsunuz. Geçiş butonu arkadaşlar şuradakiyle aynı. Buna bastığımızda direkt olarak buradaki menüye geliyor gördüğünüz gibi. Mesela buradaki videolarımızın arasına hemen bir tane geçiş atalım. Geçişi atmak için ilk videoyu değil bir sonraki videoyu seçmemiz gerekiyor bu arada. Buradan geleyim mesela şöyle bir tanesini seçeyim.
şunu seçelim diyelim. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar uygula diyorum ve ikinci video ile ilk videonun arasında bir geçiş attı. Geriye alıyorum ve play diyorum. Evet, böyle bir geçiş oldu. Bu arada bu geçişin süresini de değiştirebilirsiniz. Bu da sizin elinizde. Şuradaki ayarlanabilir zaman var arkadaşlar. Burada artıya tıklıyorum ve uygula diyorum. Burada geçişimizin süresini arttırdık. Şöyle bir izleyelim tekrar. Gördüğünüz gibi az önce daha hızlı geçiş sağlamışken şimdi biraz daha yavaş geçiş sağlamış olduk. Bu da tamamen sizin tercihinize kalmış. Daha sonra buradaki metin resim kısmına geliyorum. Metin resim kısmında videolarımızın üzerine yazı ya da resim ekleyebiliyoruz. Metine tıkladıktan sonra yazı ekle sembolünü görüyorsunuz. Yazı ekleye tıklıyorum ve buradan mesela şöyle drone yazalım. Buradan fontumuzu değiştiriyoruz. Buradan yazı ayarları var. Zaten bütün programlarda olan standart ayarlar arkadaşlar. Burada da belirme ve kaybolma özelliklerini, efektlerini yazının belirleyebiliyoruz. Mesela yazı ilk olarak başlarken büyüyerek belirsin ve kaybolurken de sil ve kaybol diyelim. Şimdi şöyle uygula diyorum ve burada gördüğünüz gibi metin katmanına yazımızı gömmüş olduk. Bu yazının yerini artık istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Şuralara bir yere aldım ve play dedim, bir izleyelim. Evet, yazımız belirerek geldi ve daha sonra silinerek kayboldu. Daha sonra bu yazının özelliklerini değiştirmek isterseniz yazı katmanına tıklayıp buradaki metni değiştir diyoruz. Ve buradan istediğimiz bir efekti yine verebiliriz, değiştirebiliriz. Resim kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar buradan resim ekle diyoruz. Kendi içerisinde olan programın GonMix Pro'nun bazı resimler var. Mesela özellikle belirtmek istediğimiz bir yer olabilir. Burada temel resimlerden onları seçebilirsiniz. Emojiler koyabilirsiniz veya hareketli animasyonlu resimler var. Onları verebilirsiniz. Mesela burada ok animasyonu var. Onu verelim. Şöyle ok üzerine tıkladım. Uygula dedim. Ve burada resmin içerisinde bir katman daha belirdi gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle videonun ilerleyen bir sürecine alayım. Ve bu okun yerini değiştireceğim. Mesela şöyle bir yerde ortaya çıksın istiyorum. Şöyle geriye geldim ve play'e bastım. Evet, gördüğünüz gibi ok sembolü çıktı ve tekrar kayboldu. Onun ne zaman çıkıp ne zaman kaybolacağını veya süresini de şuradan ayarlayabiliyoruz. Yaptığınız ekran kayıtlarında özellikle bir şey göstermek istiyorsanız buradaki hareketli animasyonları kullanabilirsiniz. Hemen yandaki şablon seçeneğinin altına baktığımızda burada farklı farklı birçok şablon sizleri bekliyor arkadaşlar. Özellikle YouTube içeriği üreticileri için gerçekten de işleri çok kolaylaştıracak şablonlar var. Bunlarla videolarınızın girişine, çıkışına, ortasına çok güzel animasyonlar verebilirsiniz. Mesela şuradaki perde açılışına bakalım. Uygula diyorum. Ve burada kaplama bilgisinde yeni bir gördüğünüz gibi katman açıldı. Bu katmanda perde animasyonunu görüyoruz. Şöyle en başa aldım ve play'e bastım. Evet, gördüğünüz gibi videolarınıza mesela bu şekilde girişler çıkışlar yapabilirsiniz. Hatta kapanış kredisini de videonun sonuna ekleyeyim. Onu da aldım ve şöyle getirdim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi burada bir film biter gibi kredis kısmını ekledi ve en sonunda da perde kapanarak bitti. Tamamen dediğim gibi bunlar artık sizin tercihinize kalmış. Birçok farklı seçenek burada sizleri bekliyor. Şablonların içerisinde çerçeve, mevsim paketi, başlık, altyazı gibi seçenekler var. Özellikle başlık, altyazı kısmında çok güzel hazır yazı animasyonları var. Yazı efektleri var, alt bantlar var. Bunlardan istediğinizi videonuzun üzerine kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Daha hemen yanına geldiğimizde klip kaplama özellikleri var arkadaşlar. Burada da videolarınıza animasyon, yani hareket verebilirsiniz veya videolarınızın üzerine efekt de ekleyebilirsiniz. Animasyonlardan bir tanesini verelim. Şu animasyonu verelim. Buradaki başlangıç ekranı diyor. Mesela başlangıç ekranı şurası olsun diyorum. Ve bunu istediğim gibi de büyütüp küçültüp konumlandırabiliyorum. Ve son ekranda şuradaki sarı çizgi olsun diyorum. Bunu arkadaşlar uygula dediğimizde bakın nasıl bir efekt oluyor. Play'e basıyorum ve benim seçtiğim yerden yavaşça dışarıya doğru çıkıyor. Yani zoom in zoom out efekti veriyor. Videonun istediğiniz bir yerine yaklaşıp uzaklaşabilirsiniz buradaki efektlerle. Onun altında böyle bokeh efektleri, ışık efektleri ve birçok farklı efekt var. Yine burada kategori olarak sıralamışlar. Animasyon, parçacık, çerçeve, açılış, kapanış, geçiş, diğerleri gibi efektler var. Geçiş efektlerinde de oldukça renkli YouTube içeriği üreticileri için çok kullanışlı geçişler var. Mesela buradaki geçişlerden birini seçiyorum. Uygula diyorum. Ve şöyle bir bakalım nasıl bir geçişmiş bu. Play'e basıyorum. Evet, böyle bir geçiş. Bunları videolarınızın arasında rahatlıkla kullanabilirsiniz sizler de.
Filtreye geldiğimde arkadaşlar burada detaylı renk ayarlamaları var. Mesela ton ayarlamaları. Buradan videolarınızın tonunu, rengini değiştirebilirsiniz. Saturation'ını arttırabilirsiniz. Luminance ile oynayabilirsiniz. Ya da parlaklık, kontrast, renk dengesi gibi birçok farklı seçenek burada. Ellerinizin altında kolaylıkla müdahil olabiliyorsunuz. Beyaz dengesi, titreşim, gamma, pozlandırma gibi efektler de bunların içerisinde. Veya hazır renk filtrelerinden bir tanesini de seçebilirsiniz. Buradaki efektlerden mesela kamera filmi seçtim diyelim. Bu efekti isterseniz seçili olan videoya, isterseniz de tüm videoya verebilirsiniz. Mesela tüm video diyeyim ve uygula diyeyim. Gördüğünüz gibi hem buradaki videoma bu renk efektini verdik hem de buradaki videoya verdik. Renk türünün altında doku türü ve dönüşüm türü var arkadaşlar bir de. Mesela dönüşüm türünden bir örnek göstereyim. Şu çizgi film efektini seçiyorum ve uygula diyorum. Şimdi bu video bakın nasıl başlayacak, hep beraber bir göz atalım. Şöyle play'e basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çizgi film efekti gibi başlıyor ve daha sonra normal efekte dönüyor veya siyah beyazdan renkliye de dönüştürebilirsiniz. Yani video içerisinde renk geçişleri sağlayabiliyorsunuz. Buradaki griden temeli seçtim, uygula dedim ve şöyle başa aldım, play dedim. Evet, siyah beyazdan renkliye doğru dönüşüyor video. Ve son olarak bu videoların üzerine nasıl ses ekleyeceğiz onu göstereceğim. Medya kaynağına geliyorum arkadaşlar. Burada kodlanmış video, proje örneği, medya örneği gibi seçenekler var. Medya örneğinde mesela birçok background var. Bu backgroundları istediğiniz gibi videolarınızda kullanabilirsiniz. Mesela şurada geri sayım var. Geri sayımı alıyorum ve şuraya atıyorum. Şu şekilde farklı animasyonlar var. Mesela film videosu yapıyorsunuz, dizi önerisi yapıyorsunuz. İşte 10 numara şu, 9 numara bu gibi tanıtımlar yapıyorsunuz. Bunları da burada hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Veya buradaki hazır arka planları atarak arkadaşlar bunların üzerine istediğiniz bir yazıyı, yazı animasyonunu, efekti verebilirsiniz. Yine medya kaynağı listesindeki ses örneği kısmına geliyorum. Burada programın içerisindeki müziklerden ve ses efektlerinden istediğiniz birini kullanabilirsiniz veya internetten indirdiğiniz herhangi bir müziği buraya aktarabilirsiniz. Mesela ben programdaki müziklerden birini kullanacağım. Burada ön izleme modunda müziği öncelikle dinleyebiliyorsunuz. Ve daha sonra seçtiğiniz müziği arkadaşlar üzerine basılı tutarak buradaki ses katmanının içerisine atıyorsunuz. Ve nereden başlamasını istiyorsanız müziğin oraya çekiyorsunuz. Burada da ses dalgalarını zaten görüyorsunuz. Ses dalgalarına göre de müziği istediğiniz bir yerden başlatabilirsiniz. Şimdi müziğimizi de attık ve şöyle en başa alalım ve play diyelim. Evet, burada tabii ki ben böyle detaylı bir montaj yapmadım. Sadece efektlerin hangileri olduğunu ve nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalıştım sizlere arkadaşlar. Ve geldik son aşamaya. Videomuzu nasıl çıktı alacağız? Hemen sağ alttaki çıkış ayarlarını görüyorsunuz. Çıkış ayarlarını tıkladıktan sonra buradan öncelikle videomuzun bitrate hızını seçiyorsunuz. Burada programın size önerdiğini de seçebilirsiniz. Fakat yüksek kalitede çektiyseniz videolarınızı yüksek bir bitrate'de çıktı almanızı öneririm. Daha kaliteli bir video olması açısından. Burada sıkıştırma yöntemi var. MPEG 4 AVC H264 olarak. Buraya çok oynamayın. H264 kalsın derim arkadaşlar. Videodaki ekran boyutunu da buradan seçiyorsunuz. Hangi çözünürlükte almak istiyorsanız. Buradan ses özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Burada kodek, video, ses gibi seçenekler var. Bunlar detaylı seçenekler. Bu konularla alakalı bilginiz varsa buradaki ayarları da kendi istediğinize göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra tamam diyoruz ve sağ alttaki kodla butonuna tıklıyorum. Buradan nereye kaydetmek istiyorsam o klasörü seçiyorum. Videomuzun adını yazıyoruz ve daha sonra kodla diyoruz arkadaşlar. Kodlamaya videomuzu başlıyor. Render süresi de birçok programa göre oldukça iyi diyebilirim. Tabii ki videolarımızın çözünürlüğü ve bilgisayarımızın ne kadar iyi olduğuyla da alakalı bu kodlama, yani render süreci. Evet arkadaşlar, Gonmix Pro'yu sizlere anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi ben sizlere önermeyeceğim bir programla alakalı YouTube videosu çekmem. O yüzden siz değerlendirmenizi yapın. Kanalımda da birçok farklı video düzenleme programı mevcut bildiğiniz gibi, ama bunların içerisinde farklı farklı özellikleri olanlar, farklı fiyatlandırması olanlar var. Sizlere en uygun olan hangisi bilemem. Fakat dediğim gibi Gonmix Pro fiyat olarak oldukça uygun bir fiyata geliyor ve ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Onu bir kez daha hatırlatayım. Programı satın almak veya incelemek
görmek isteyenler için aşağıdaki açıklama kısmına bir link bırakacağım arkadaşlar. Videodan sonra o linke tıklayarak programla ilgili daha detaylı bir bilgiyi sitesinden öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videoları da göz atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.